Evrişim integrali ve Laplace dönüşümü arasındaki bağlantıyı da bildiğimize göre isterseniz diferansiyel bir denklem çözmeyi deneyelim. Elimizde bir denklem, bir ilk değer problemi var. Hemen yazıyorum. Y'nin ikinci türevi artı 2 çarpı Y'nin birinci türevi artı 2Y eşittir sinüs alfa çarpı T verdikleri ilk ya da başlangıç değerleri de y sıfırın sıfıra eşit olduğu ve y üssü sıfırın da sıfıra eşit olduğu. Bu değerlerin soruyu bir nevi kolaylaştıracağını da düşünebiliriz. Hadi bakalım. Yapacağım ilk şey eşitliğin iki tarafının da Laplace dönüşümünü almak. y üssü üssünün Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu artık ezbere biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet y'nin ikinci türevinin Laplace dönüşümü s kare çarpı y'nin Laplace dönüşümü bunu büyük y s olarak yazacağım. Eksi s aldığımız kaçıncı türevse s'in de aynı kuvvetinden başlıyoruz ve her defasında bu kuvveti bir azaltıyoruz öyle değil mi? s çarpı y sıfır. Her ne kadar bu bunun integrali olmasa da bunun integral olduğunu düşünürsek bunun da birinci türev olduğunu söyleyebiliriz. Eksi s'in kuvveti bir daha azaltılırsa bir elde ederiz çarpı y üssü 0. Bu ikinci türevin Laplace dönüşümüydü. Sırada 2 çarpı birinci türevin Laplace dönüşümü var. Artı iki çarpı s çarpı y S. Yani S çarpı Y'nin laplas dönüşümü eksi Y sıfır. Sadece bir tane daha kaldı. 2Y'nin laplas dönüşümü. 2 çarpı bu da Y'nin laplas dönüşümüne eşittir. Bunlar sinüs alfa çarpı T'nin laplas dönüşümüne eşitmiş. Sinüs alfa çarpı T'nin laplas dönüşümünün de alfa bölü s kare artı alfanın karesine eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi y'nin Laplace dönüşümlerini bir araya toparlayabiliriz değil mi? Ya da bundan önce isterseniz bize verdikleri ilk değerleri de yerlerine koyalım. y sıfır ve y üssü sıfır sıfıra eşitse bu bu ve bu terim sıfıra eşittir. Baştan yazalım. Renkleri de kullanmayayım. S kare y s artı 2s çarpı ys artı 2 çarpı ys eşittir alfa bölü s kare artı alfanın karesi. Şimdi de bunu ys yani y'nin laplas dönüşümü parantezine alalım. s kare artı 2s artı 2 çarpı ys değil mi? Eşittir alfa bölü s kare artı alfanın karesi. Eşitliğin iki tarafını bir de buna bölelim ve böylece ys eşittir. Alfa bölü s kare artı alfanın karesi çarpı 1 bölü s kare artı 2s artı 2 olur. Bunu buraya kesir olarak da yazabilirdim ama bu yazdığımda sizi aynı sonuca ulaştıracak. Peki şimdi ne yapabiliriz? Videonun başında size evrişimden bahsettiğime göre burada bildiğim iki Laplace dönüşümünün çarpımı olarak ifade edilmiş bir Laplace dönüşümü aramam lazım. Bunun ters Laplace dönüşümünün ne olduğunu biliyorum. Az önce aldık. sinüs alfa çarpı t öyle değil mi? Ve eğer bunun ters Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bulabilirsem, fonksiyonu tam olarak neye eşit olduğunu bulamasam da bir evrişim integrali olarak ifade edebilirim. Çözümü yapamasam da en azından kalkülüsle yapılabilecek yani eğer ben çözemesem bile bir bilgisayarın çözebileceği bir integral haline getirebilirim. Aslına bakarsanız bilgisayarlar bunu da çözebilirler ama konumuz bu değil öyle değil mi? Evet gelin bunu bir evrişim integrali olarak ifade etmeye çalışalım. Bu sorun çıkaracak yani bununla ilgili bir şey yapmam lazım öyle değil mi? Bu bir tam kare değil ee, ve tam kare değilse bunu tam kareye tamamlamayı deneyebilirim. O halde bunu s kare artı 2s artı bir boşluk artı 2 olarak yazayım. Bunu eğer s kare artı 2s artı 1 olarak yazarsam, burası s artı 1'in tam karesine eşit olur. Fakat buraya 1 eklediğimde ifadenin değerinin değişmemesi için, bir de bir çıkarmam lazım. Ne de olsa bir ifadeye istediğim gibi eklemeler ve çıkarmalar yapamam öyle değil mi? Ve eğer bir eklediysem bunun nötrleşmesi için bir de bir çıkarmam gerekiyor. Bu arada bu ifadeyi değiştirmediğimi ve bu şekilde yeniden yazdığımı da hemen söylemek istiyorum. Her neyse artık bunu s artı 1'in karesi olarak yazabilirim. Güzel. Buradan gelecek artı 1'i de unutmayalım. Evet, artı 1 buradan, yani 2 eksi 1'den gelecek. Bunu yapınca, ys'in alfa bölü s kare artı alfanın karesi çarpı 1 bölü s artı 1'in karesi artı 1'e eşit olduğunu buluruz. Bunun ters laplas dönüşümünü bildiğimizi söylemiştim. O halde geriye bunun ters laplas dönüşümünü bulmak kaldı. Evet, bunun ters laplas dönüşümünün neye eşit olduğunu bulmam gerekiyor. Güzel bir renk seçeyim. Eğer bunun laplas dönüşümünün neye eşit olduğunu bulursam bunu bir evrişim integrali olarak ifade edebilirim. Peki bunu nasıl yapabilirim? Hadi gelin birlikte düşünelim. YT'nin hemen yazıyorum. YT, evet YS'nin ters laplas dönüşümüne eşittir ve bu da bunların ters laplas dönüşümlerinin çarpımına eşittir öyle değil mi yazıyorum alfa bölü s kare artı alfa'nın karesinin ters laplas dönüşümü çarpı 1 bölü s artı 1'in karesi artı 1'in ters laplas dönüşümü Evrişim teoremine göre bu çarpımdaki ilk terimin ters Laplace dönüşümünün yani alfa bölü s kare artı alfanın karesinin ters Laplace dönüşümü ile araya evrişim simgesini koyayım. Bu terimin ters Laplace dönüşümü yazıyorum. 1 bölü s artı 1'in karesi artı 1'in ters Laplace dönüşümü. Elimizde iki Laplace dönüşümünün çarpımı varsa bunların neye eşit olduklarını eğer bağımsız olarak bulabiliyor ve terslerini de alabiliyorsam çarpımlarının ters Laplace dönüşümü de ters Laplace dönüşümlerinin evrişimine eşit olur. Bu arada bu söylediğim benim bile kafamı karıştırdı. Onun için daha fazla üzerinde durup sizin de kafanızı karıştırmak istemiyorum ama ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum değil mi? Elimde iki tane ifade var. Birbirinden bağımsız olarak neye eşit olduklarını biliyorum. İkisinin yine bağımsız olarak terslerini de alabiliyorum. O halde çarpımlarının ters Laplace dönüşümü ters Laplace dönüşümlerinin evrişimine eşittir. Şimdi bu neydi? Videonun başında bunun sinüs alfa t'ye eşit olduğunu söylemiştim. Bu ve bu ifadenin ters Laplace dönüşümünün evrişimini alacağım. Bir miktar hesaplama yapmamız lazım ve bunu yaparken hata yapmadığımızdan da emin olmamız. Sinüs t'nin Laplace dönüşümü 1 bölü s kare artı 1'e eşittir. Bu buna benziyor ama bunun bir birim ötelenmiş olduğunu görüyorum. Ötelenme dediğim anda da e üzeri at sinüs t'nin Laplace dönüşümünün ya da şöyle diyeyim bir fonksiyonu e üzeri at ile çarpıp Laplace dönüşümünü alırsanız, fonksiyonun Laplace dönüşümünü ötelemiş olduğunuzu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, bunun Laplace dönüşümü 1 bölü s eksi a'nın karesi artı 1'e eşittir. Ve buna bakınca da bunun a birim ötelenmiş olduğunu anlayabiliriz. a eğer eksi 1 olursa hemen yazıyorum a'nın eksi 1 olduğunu düşünelim. Bu durumda buna çok benzeyen bir şey elde ederiz. Kısacası bunun s eksi 1 olduğunu ve bunun ters Laplace dönüşümünün de e üzeri a yani eksi 1 çarpı t çarpı sinüs t'ye eşit olduğunu, evet bunu söylemeye çalışıyorum. Çok da güzel bir ifade olmasa da elimizdeki diferansiyel denklemin çözümü budur. İstersek bunu bir integral olarak da ifade edebiliriz. Bu arada integrali yazacağım ama zor ve karmaşık bir integral olacağı için çözümünü yapmayacağım. Yine de çözümü bir integral olarak ifade ettikten sonra her şey integral kalkülüsüne dönüşecek ve bunu da bir bilgisayara çözdürebiliriz. Peki bunların evrişimi neye eşittir? Sıfırdan t'ye. Birinci fonksiyonun sinüsünü alacağız ya da şöyle diyeyim, ee, bunu daha önce söylemedim ama bunların sırasını değiştirebiliriz. Sinüs, sinüs t eksi tau çarpı alfa. Tüm bunun sinüsünden bahsediyorum. çarpı e üzeri eksi tau, sinüs tau d tau. Bu diferansiyel denklemin çözümünü bir integral olarak yazmak istersen bunu bu şekilde yapabilirim. Bu arada bunu neden iki şekilde yapabileceğimizi de anladığınızı düşünüyorum. Burada bir çarpım vardı ve çarpımlarda sıranın bir önemi yoktur öyle değil mi? Demek istediğim birinci terim bu ya da bu olabilir. Hangisi ilk yazılmış olursa olsun aynı şeyi yapabiliriz. Önümüzdeki videolarda bunun ispatını da yapacağım ama isterseniz diğer şekilde de yazalım şimdilik. Bunu e üzeri eksi t sinüs t ve sinüs alfa t'nin evrişimi olarak da yazabilirdik. Ve böyle yazınca da integral de sıfırdan t'ye e üzeri eksi t eksi tau sinüs t eksi tau çarpı sinüs alfa tau de tau'ya dönüşürdü. Bunlar eşdeğer ifadelerdir ve eğer bir sınavdaysanız bunların ikisi de kabul edilebilir cevaplar olurdu. Bu arada sınavlarda sizden bu integralleri hesaplamanızı tabii ki de istemeyecekler. Ee, öğretmeniniz evrişimin ne olduğunu bilip bilmediğinizi ya da diferansiyel denklem çözümünü bu şekle getirip getiremeyeceğinizi anlamak için e, çözümü bir integral olarak yazın diyebilir. Bu noktadan sonra da buna artık basit kalkülüs diyemeyiz, diferansiyel olmayan denklemler diyebiliriz. Umarım ters dönüşüm içeren bu evrişim örneği ile konuyu biraz daha iyi anlamışsınızdır.